Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 17 Ağustos 2022 Çarşamba. Rusya'nın kritik bir hamlesi var. Altında Londra'ya alternatif bir altın standardı geliştirmeye hazırlanıyor. Burada Türkiye'nin, Venezuela'nın ve başka ülkelerinde ismi geçiyor bu standardın içinde yer alacak ülkeler için. Bunların ayrıntılarına geçmeden evvel anonsta da belirttiğim gibi bugün 17 Ağustos. Bundan tam 23 yıl önce Marmara'da gece yarısında o kulakları boğan bir sessizliğin ortasındaki o büyük depremin uğultusunun ortasında Türkiye çok büyük bir felakete maruz kalmıştı. On binlerce insan hayatını kaybetmişti. On binlerce kişi yaralanmıştı. Evler kağıttan kuleler gibi birbirinin üstüne devrilmişti. O gece yarısından itibaren başlayan can kurtarma telaşının ortasında o mahşer yerin ortasında kimse yok mu feryatları hala kulaklarımızda çınlıyor. Her ne kadar 17 Ağustos 1999 deprem şehitleri anısına yapılmıştır. Unutmayacağız diye yazsa da bu deprem anıtında deprem gerçeğini unuttuk. Ne belediyelerimiz ne Çevre Şehircilik Bakanlığımız ne de şahıslar olarak bizlerin, müteahhitlerin, e, bina sahiplerinin, mülk sahiplerinin bu deprem gerçeğine dair hazırlıkları yeterli değil. Bunu söyleyemeyiz. Maalesef hala e, İstanbul'da muhtemel büyük İstanbul depreminde yollar bir anda tıkandığında ne olacağının cevabı yok. İşte iki gün evvel sağanak yağış anında bile Kapalı çarşının ortasından sular seller aktı. Deprem de sele de benzemiyor. Anında her şey alt üst olabiliyor. Bu deprem hazırlıkları aslında Türkiye'nin özellikle deprem fay hattı üzerindeki deprem kuşağı üzerindeki şehirlerin en önemli meselesi olması gerekirken biz hep kıyısından köşesinden mış gibi yapmaya devam ediyoruz ama ne yazık ki işte en küçük bir ihmalin çok ağır bir bedeli olduğunu 17 Ağustos 1999 depreminde gördük. Bu vesileyle bir kere daha orada o depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesini orada sevdiklerini kaybedip yeniden hayata tutunmaya çalışanlara da tekrar sabrı cemil temennisinde bulunuyorum. 17 Ağustos'un yıl dönümünde maalesef hayatta devam ediyor. Hayatın akışı içerisinde zamlar ve indirimler de devam ediyor. Birazdan altındaki o çarşının nasıl karışacağını anlatacağım. Benzinde bu gece yarısından itibaren 70, 83 kuruş indirim var. Motorinde de 76 kuruşluk bir zam kararında ısrar ediyor. Tüpraş, Star Rafineri ve diğer akaryakıt dağıtım firmaları... Biz bu zammı iptal ettirmek için buradan Twitter'dan çağrılarda bulunuyoruz. Eleştiriyoruz. 30 dolarlık ucuz Rus petrolünü nereye koydunuz diye sorguluyoruz. Tabi cılız sesler olunca sosyal medyada bir kampanya dönüşmeyince bir magazin tartışması kadar kıymet verilmeyince bakın kaşla göz arasında o 1 lira 26 kuruşluk zammın 70-90 kuruş arızlı kısmını ille de pompaya yansıtmak istiyorlar. Yahu şubat ayından bile önceki seviyenin altına indi petrol dünyada. Ukrayna'yı Rusya'nın işgal etmeye başladığı tarih 24 şubat. Petrol o tarihten önceki seviyelerin bile altına geriledi. Bizde motorine bu gece yine zam yapmaya çalışacaklar. Belki o saate kadar Twitter'da bu konu gündemde tutulursa bu vesileyle zam en azından motorinde geri alınır ve alınmalıdır. Benzindeki bu 83 kuruşluk indirim de yeterli değildir. Bırakın motorinde zam mı indirimi bekliyoruz. Tabi diğer tarafta bu Rusya'nın altın standardına bir geçelim. Bu altınla neler yapmak istiyor İngiltere'ye Londra'ya karşı nasıl bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Rusya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bir karar bu. Öyle kulis bilgisi bir iddianın ötesinde Artık adım adım ilerleni, bir, bir müşahhas hale getirilen, somut hale getirilen bir karardan bahsediyoruz. Bir kuruluştan, bir komisyondan bahsediyoruz. Değerli metal ticaret için yeni bir uluslararası standart teklif etti Rusya. Moskova dünya standardı fiyatları düşürmek için değerli metal piyasalarını sistematik olarak manipüle eden Londra Külçe Piyasası Birliği'ne alternatif olabilir mi? Rusya Londra'yı, İngiltere'yi aynı zamanda altın fiyatlarını kağıt fiyatlar üzerinden, borsalar üzerinden manipüle etmekle suçluyor ki haklı olduğu bir kısım var. Nikel fiyatlarının o geçen yıl hatırlayacaksınız bir ara 80 bin doları geçtiği Nikel'in Tonunun 80 bin doları geçtiği bir dönemde, J.P. Morgan'dan Londra Metal Borsasına Çinli şirketlere kadar bu işlerden haberdar bazı balinaların nasıl para kazandıklarını o gün biliyoruz işte bugün 22 bin dolar seviyesinde yükselmiş hali nikelin fiyatı işte diyor ki ben artık bunu değiştirmek istiyorum ve merkezi Moskova'da bulunan ve dünya Moskova altın standartına dayanan yeni uzmanlaşmış bir uluslararası değerli metaller komisyonculuğu yolda. Bir anlamda Londra Metal Borsası'ndaki işlemlere alternatif olacak ve burada Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya merkez bankaları bu kuruluşta bu komisyoncu bu ticaretin aktörleri arasında piyasa düzenleyicileri ve aracı kurumları ve altyapı hizmetini sunan kurumlar olacak. En büyük bankalardan müteşekkil. Yine Rusya'nın ve bu ülkelerin en büyük bankaları da buralarda değerli maden fiyatlarını tespit edecek bir komite kuracak. Şimdi dolayısıyla burada Çin'in, Peru'nun ve Venezuela'nın da ismi geçiyor. Onlar derse işin rengi değişebilir. Değerli metal fiyatları ya kilit üye ülkelerin ulusal para birimlerinde ya da uluslararası ticarette kullanılan yeni para birimlerini örneğin Putin tarafından teklif edilen yeni BRICS ortak para birimi kullanılarak sabitlenecek bu altın fiyatı. Tabi BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika bu program müdavimleri bunu artık e, biliyorlar anlamını ve buraya Türkiye'nin, İran'ın, Arjantin'in de üye yapılması planlanıyor. Şimdi bu şartlarda eğer bu ortak bir para birimi üzerinden buna endekslenirse bambaşka bir dünyaya gözümüzü açmış oluruz. Afrika'nın yanı sıra Çin, Hindistan, Venezuela, Peru ve diğer Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere piyasa katılımcıları için üyelik cazip hale getirilecek bu Moskova metal borsası ile ilgili yapılan çalışmalarda. Tek kelimeyle devrim olur gerçekten çarşı karışır. Rusya dolar, euro ve sterlin tutan milli para birimlerinde ikili ticaret sistemini yaygınlaştırmak istiyor. İşte hatırlayacaksınız 2 hafta evvel Soçi'de 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'nin doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ruble ile yapmasında mutabakata varmıştı. Bunun adımları atıldı. İşte Akkuyu nükleer santral için gelen 12 milyar dolar, 15 milyar doların 10 milyar dolarlık kısmı geldi. 5 milyar dolar daha gelecek. Dolayısıyla burada Rusya diyor ki ben bu Türkiye ile yaptığım gibi ruble ile ticareti geliştirmek için bu altın standardını değiştirmek istiyorum. Londra'ya bağımlı son vermek istiyorum. Rusya'nın Dostane olmayan ülkeler diye tanımladığı Amerika Birleşik Devletleri dahil Almanya, İngiltere, Kanada, Japonya, İsviçre, İsveç, Norveç, Fransa, Belçika, İtalya diye tanımladığı madencilerin payı dünya altınının toplamda %22'sini teşkil ediyor. Yani %22 burada altın madenciliği de söz sahibi. Avrasya Ekonomik İşbirliği, BRICS ve Afrika ile birlikte %57'ye çıkıyor madencilikteki pay. Peru ve Venezuela da buna ilave edildiğinde %62'ye çıkıyor. Yani 100 tonluk altın imalatının 62 tonunu bu bahsettiğimiz ekonomik birlikler teşkil edecek. Dolayısıyla Rusya'nın bu hamlesinin altı boş diyemeyiz. Eğer ikna edebilirler ve burada onlar da rol alırlarsa dünyada altının %62'si üzerinde söz sahibi olan e ekonomiler burada yeni bir Moskova'da yeni bir standardı belirlemeye çalışacak. Peki nasıl olacak? Rusya doları, euroyu ve sterlini uzlaşma sisteminden, uluslararası uzlaşma sisteminden çıkarmak için değerli metallerden başlayarak ancak bununla da sınırı kalmayan bir dizi başka ülkeyle gizli anlaşma yapıyor işte Türkiye ile yaptı. Hindistan ve Çinle petrol ve doğalgaz ödemelerinde zaten bu yuan ve rupi ve ruble karşılıklı bu ticaret giderek artıyor. Dedi ki Rusya Maliye Bakanlığı altının ruble cinsinden fiyatını 5000 ruble gram olarak sabitledik diyor ve bu da ons başına 2447 dolara tekabül ediyor. Şimdi anlık grafiğe gelelim. Bakın anlık grafikte 1760 dolara kadar inmiş bir ons var. 31,1 gramlık külçe altın Londra'daki standart var. Spot piyasası vadeli işlemlerde bu değişebilir ama Rusya diyor ki 2447 dolar an itibariyle. Şimdi sizce parası olan hangisine gider bu altın? Sonuçta altın ve uluslararası geçerliliği olan bir altın. Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere buna karşı müeyyide kararları alsa bile o %60-70'lik kesimde bunların kendi aralarındaki petrol, doğalgaz, emtia, diğer elektronikten tekstile Kimya'dan hazır giyime kadar dış ticaret işlemlerine karşılıklı ödeme bir şeklinde bu altın standartını kullanabilirler. Dolayısıyla dünya gerçekten Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber ortadan ikiye bölündü demiştim ve tersine bir küreselleşme dönemi yaşanıyor. Yani küreselleşme artık cazip olmaktan çıkıyor. Her ülke bir anlamda kendi söküğünü dikmeye çalışıyor ve buna paralel bölgesel, ekonomik, siyasi ittifakların peşinde koşuyor. Hatırlayacaksınız 17 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'in davetlisi olarak Şanga İşbirliği Teşkilatı'nın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki toplantıda davet edildiğini söylemiştim. Yine Erdoğan e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek Ukrayna'da. ilginç adımlar atılıyor. Türkiye'de dün Borsa İstanbul'da bir anda hisselerin çakılmasına yol açan yeni bir haber geldi. Rusya ile yeni bir S-400 anlaşması imzalandı dendi ve bunun Rus medyasında bu haber yayınlandı. Türkiye'de tabi Savunma Sanayi Başkanlığı bunu saatler sonra yalanladı. Böyle bir anlaşma yok. Daha önceki anlaşma paralelinde gidiyor ilişkiler dedi. Ama orada borsa düştü. Tekrar toparlandı. Ama aynı borsa bugün %2'den fazla tavan yaptı. Daha da önemlisi bankacılık endeksi uçuyor. Banka hisseleri tavan yaptı. Bankacılık endeksinde şu son bir aylık değişim neredeyse fiyat artışı %50'yi buldu. Neler oluyor? Yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını verecek. Ben Twitter'da anketle devam ediyor. Orada da gelen oylar gösteriyor ki benim kanaatimde o yönde %14'te sabit tutacak. Bir faiz artışı beklemiyorum, indirim de beklemiyorum. Faiz artışı olacağı için mi bu banka hisseleri uçuyor? Hayır. Rusya ile, Çin ile ve Suudi Arabistan'la önümüzdeki günlerde geliştirilecek bu swap mekanizmasının haricinde dış ticaret ödemeleriyle ilgili ve yeni bir aslında yeni bir ekonomik denklemin yeniden kartların yeniden açıldığı bir dönemde Muhtemelen Erdoğan Türkiye'yi otoriterleştirme yolunda attığı adımlarda oralardan ekonomik destek bulacağı ümidiyle şu anda bu adımlar atıyor. Avrupa'nın ve Amerika'nın reaksiyonu, tepkisi, itirazları o kadar cılız ki zaten bir müeyyide uygulayamazlar şu anda Türkiye'ye. Bunu daha evvel belirttim. Akkuyu parası, rubleyle doğal gaz ödemesinde dedim ki hayır Avrupa Birliği ve Amerika buna doğrudan ya da ikinci müeydi yaptırımlar uygulayamaz çünkü... Avrupa şirketleri şu anda doğalgaz rubleyle ödüyor. İtalya Türkiye üzerinden Rusya'ya mal satıyor, ihracat yapıyor. Türkiye üzerinden Avrupa'nın pek çok ülkesi AB üyesi mal ithal ediyor. Dolayısıyla burada bu denklemde Avrupa'nın, Amerika'nın doğalgaz krizini, enerji krizini, kömür krizini hepsini bir araya getirdiğimizde bir de Türkiye'yi karşısına alma ihtimali yok. Muhtemelen Türkiye'deki... Ee, devlet aklı da en azından böyle bir riskleri olmakla beraber bu yola girelim. Konjonktür bizi destekliyor. Sahir vakitlerde bu hamleyi yapsaydık çok ağır bedeli olabilirdi. Borsada yabancı sermayenin ağırlığı o kadar azaldı ki tahvil piyasasında, swap piyasalarında yabancılar neredeyse çıkmalarıyla kalmaları arasında hiçbir fark olmadığı için dikkat ederseniz Moody's notumuzu indirdi. İlk defa, ilk defa C seviyesine doğru indik. Moldova yine e, Azerbaycan ve e, Honduras, Nikaragua gibi ülkelerle aynı lige indik. Ama dikkat edin notumuzun bu kadar kırıldığı bir haftada dolar yine 17.90 civarında gidiyor. 18 duvarı ne duvarmış be diye geçen programda aktardım o duvar yıkılamıyor. Çünkü başka hesaplar var artık serbest bir piyasa yok. Herkes hesabını ona göre yapsın bu doğru mu? Ama buna yanlış deseniz de bir şey ifade etmiyor. Bu programlara başladığım ilk günden beri 2021 e, 2020 yılı Şubat ayından bu yana dedim ki Türkiye bir yere doğru gidiyor. Merkez Bankası, liyakat, özellik, kanunlar hepsi ilga edildi, mülga edildi. Merkez Bankası kanununa göre Merkez Bankası'nın merkezi, idare merkezi Ankara değil mi? Peki niye taşınıyor Eylül'e, Eylül ayına kadar Merkez Bankası bu kanuna rağmen? Bu kanun maddesine rağmen İstanbul'a bambaşka bir döneme girildi. Geçmiş olsun. Muhalefetin yakaladığı fırsatlar, tarihi fırsatlar, krizin, kur krizinin ve başka krizlerin altın tepside sunduğu tarihi fırsatlar, armudun sapı üzümün çöpü ve şah şahısların ikbal peşinde koşan şahısların hep bana hep bana demesiyle ortaya çıkan bölünmüşlükte heba edildi, gitti. Şimdi tabii Türkiye bu yolda ilerlerken sonuçta vatandaş kararını verecek. 14 Mayıs 2023'te olacağı ben Kasım'da bir erken seçim beklemiyorum. Bahçeli'nin böyle bir çağrıda bulunacağı söyleniyor ama ekonomiyi en azından biraz daha toparlayıp bazı şeyleri yapıp dövizi bir yerde tutup hatta yer yer aşağı indirip Planladıkları işleri yapmadan bu kararı almak istemeyecektir Cumhur İttifakı'nın iki ortağı. Bir de gizli ortağı var biliyorsunuz gayri resmi ortağı Vatan Partisi. Doğu Perinçek'te 10-15 gün içinde Erdoğan'a aşığım diyen iş adamı Ethem Sancak'la birlikte Suriye'de devlet başkanı Beşar Esed'le görüşecek. Ethem Sancak kim? Erdoğan'a aşığım dediği halde AKP'den istifa edip AKP'yi biz kurdurduk. Amerika ile BOP'un bir parçası olarak kurdurduk dediği açıklamasından sonra istifa etti. Daha sonra Vatan Partisi'ne geçti. Şimdi ilginç şeyler oluyor. Rus, Türkiye ile İsrail bugün karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştı Erdoğan. U dönüşleriyle darbenin finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştı. Katil Selman dediği Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile barıştı. Orayla yeni anlaşmalar imzalanıyor. İşte oradan bir 20 milyar dolarlık bir swap ve benzeri işlemlerle para girişi bekleniyor. Bütün bunlar o 18 duvarının arkasında dönen dolaplar ve şeffaflık kalmadığı için, medya kalmadığı için bunlardan kimse bahsetmiyor. Herkes de muhalefet kendi işine gelen kısmını aktarıyor. İktidar zaten propaganda mekanizmasıyla hakikati, gerçekleri zaten manipüle ettiği için olan vatandaşı, olan Türkiye oluyor. Benim gördüğüm Türkiye çok büyük bir karanlık yolda hızla son sürat ilerliyor ve bunu engelleyecek dış dinamikler o kadar cılız ki Avrupa Birliği'nin kendi içinde Almanya'nın doğalgaz krizindeki halini bil baktığımızda gerçekten olacak iş değil. Merkel'in yokluğu mum gibi, mumla aranıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanları 25-27 Ağustos'ta Jackson Hole'da Amerika'nın küçük kasabası da toplanıyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere orada akademisyenlerin, iktisatçıların vereceği mesajlar önemli. Bu mesajların ben Eylül'de faiz artışının yine devam edeceği şeklinde olmasını bu mesajlarda tonlamayı böyle bekliyorum. İngiltere'de bugün enflasyon açıklan tüketici fiyatları 1981'den bu yana ilk defa çift taneye çıktı. Ekim ayında %13'e çıkacak İngiltere'de enflasyon. Bakın İngiltere faizi %0'dan %1.75'e çıkardığı halde bahsettiğimiz bu kaotik dünyada savaş bir yandan Çin'le Tayvan krizi nereye gidecek belli değil. Bütün bunlar tedarik üretim zincirleri alt üst olmuş. Arz kaynaklı fiyatlar artırıyor. Buyurun doğalgaz fiyatları, elektrik fiyatları, petrol düşerken doğalgaz, elektrik, kömür fırlıyor. Şimdi bu şartlarda nasıl düşüreceksiniz? Düşmüyor. Enflasyondaki o fiyat katılığı ve fiyat yapışkanlığı ile ilgili enflasyonist hastalıklar bütün dünyayı sarabiliyor. Rubini'nin dediği gibi kriz aynı iktisatçı Rubini'nin dediği gibi Michael Rubini diyor ki eğer diyor ya Resesyonu sert bir inişle resesyonu kabul edeceğiz ya da kontrolden çıkmış bir hiper dönemine hazır olacağız. En kötüden birini seçin noktasındayız. Dolayısıyla bizde ben önümüzdeki günlerde doların 18'i geçmesi halinde de çok sert kararlar bekliyorum. Ama burada beklemesi istasyona gelmesi limana yanaşması beklenen dolar gemileri olabilir bu. Lütfen bunları küçümsemeyin ve bunların benim değerlendirmelerim olarak bakmayın. Bunlar benim edindiğim bilgileri size aktarıyorum. Yok canım bunlar doğru değil diyenler Merkez Bankası rezervlerinde bir haftada 10 günde 12 milyar dolarlık artışı nedense söylemiyorlar. Net döviz rezervlerinde bile 3 milyar dolarlık iyileşme var. Elbette orada 56 milyar dolardan 53'e inmesi bir şey ifade etmez ama bu gelen paraların girmeye devam ettiğini gösteriyor ve dedikleri gibi seçime yakın kur üzerinde büyük bir oyun oynarlarsa bugünden yok 25 lira 30 lira olacak diye alınan dövizlerin de bedeli ağır olabilir. Kur korumalı mevduatta verilecek kadar kurun gitmesine izin veriyorlar. Onu da belki seçimden önce orada bir geçici bir iniş ve sonrasında seçimden sonraya kalmış hızlı bir yükselişin faturası seçim sonrasına bırakılabilir. Dolayısıyla Döviz tarafında serbest bir piyasa olmadığının altını çizelim. Ee, Rusya'nın bu adımlarıyla Türkiye'nin adımları ve Orta Doğu'da attığı adımlar Türkiye'yi yeni bir yörüngeye doğru eksene eksen kayması dediğimiz şeyde o yörüngeye yerleştirme ihtimalinin baş gösterdiği bir dönemde ne olur malınıza mülkünüze sahip çıkın. Yani ille de kurda bir risk olacaksa yükselecekse zaten kur korumalı da siz onu o kur farkıyla nemasıyla kar payıyla beraber alacaksınız. %15 stopaj ödemeyeceksiniz. Bunu söylemenin kur korumalı yandaşlıkla ne alakası var? Bu parasını ana parasını korumaya çalışan insanların yapabileceği başka bir şey yok. Fiziki olarak tutanlar 16'dan 17'den 18'den alanlar ne yaptılar zarar etmediler mi? Dolayısıyla bunları görmezden gelip afaki rakamları söylemek benim de bana da çok kolay gelebilir. Ama bunun sonucunda hepimiz yüzleştiğimizde ben sizin yüzünüze lütfen 2021 Aralık'tan bu yana kurdaki seyirle o tarihte kim ne demiş bir de Turhan Bozkurt ne demiş şöyle geriye dönük bakın altın uçacaktı dolar uçacaktı. Türkiye ödemeler dengesi krizine girecekti. Merkez Bankası faizleri bin puan artıracaktı vesaire vesaire. Konut fiyatları balondu çakılacaktı. Araba fiyatları yerinde sayacaktı. Ben bunların hepsinin tersini söyledim. Keşke yanılmış olsaydım. En azından ülke düzlüğe çıksın da biz yanılalım ama öyle bir yanılma olmadığı gibi ne yazık ki her veri o söylediğimiz geriden o gün için erken söylediğim ve biraz da bazılarına afaki gelen o bilgiler ne yazık ki zamanla teyit edildi. Ve bugünkü bu gelişmeler, bugün anlattığım altın meselesi belki de sadece Türkiye'yi değil, bizim dolar tl borsamızı vesaire ekonomimizi değil, bütün dünyayı derinden etkileyecek bir artçı şoka, bir dip dalgaya yol açabilir ki zaten savaşların niye çıkarıldığı, Durup dururken dünya bu salgından çıktım derken niye savaşın Ukrayna'da başladığı, Tayvan krizinin yeniden o meselenin kaşındığı biraz da bu hadiseleri bu gözle analiz ettikten sonra çok daha yanlışlıyor. Zor dönemdeyiz. Riskler bitmedi. Herkes yaptığı işi aman adım adım yapsın. Uzun vadeli borçlanmak, uzun vadeli şey, büyük riskler almak borsalarda bunlar... Çok riskli borsalarda bu yalancı bahar havası Eylül'den itibaren bir kere daha satış şekli gelecek. Ama bizim borsamız ayrı bir yerde duracak. Onu daha evvel ifade etmiştim. Çünkü bu gelen, varlık barışıyla gelen, bavul ulusu gelen, e, sorgusuz sualsiz gelen, İsviçre'den Eylül'den itibaren gelmeye başlayacak olan zulalardaki dolarlarla ilgili gelişmeler, bütün bunlar aslında sadece kur üzerinde baskı oluşturmuyor. Aynı zamanda bu TL olarak borsaya, tahvil piyasasına bu paralar yönelmeye devam edecek. Ben de bu gelişmeleri kaynaklarından edindiğim bilgiler çerçevesinde temel ve teknik analizi bir arada tutarak aktarmaya çalışacağım. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Cuma akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.